gazetelerde ya da bizim televizyonumuzda görmüş olabilirsiniz. Burhan Bey tarafından dolandırıldığını iddia eden bir beyefendi var, Alaaddin Bey. Evet. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle bir şey var mıdır ya da neden değil? Onun iddianın hemen sonrasında bir başkan değişimi oldu. Efendim şimdi bunu bir kere polemik mevzu yapmak istemiyoruz önümüzde seçimlerde. Burhan Bey'i gördüğümüzün üzerine aldık. Ama daha fazla da bu konunun basında ve şeyde konuşulmasını da istemiyoruz. Böyle bir şeyi iddia edecek arkadaş, basın şey yolu var diyorsunuz, yargı yolu var. Yargıya müracaat edecek, gereken hakkı varsa mutlaka alacak. Eğer bizimle ilgili bir şey varsa da biz de gereğini yapmak zorundayız. Şu anda Burhan Bey, tekrar ediyorum, genel merkezin görevlerinin üzerine alınmıştır. Bugüne kadar da hizmetleri olmuştur partimize. Bunu da yadsımak mümkün değil. Bizim arkasından, kendi kişiliğimiz açısından böyle bir şey söylememiz, şöyle böyle bir dönem bize yakışmaz zaten. Bundan sonraki iş hayatında başarılar diliyoruz. Eğer herhangi bir iş ilişkisinden doğan, işte yani ben dolandırıcılık demeye dilim varmıyor da yani iş ilişkisinden doğan herhangi bir şey varsa bunu yasal yollarla çözmek lazım. Biz bu işe müdahil olmak istemiyoruz. Çünkü partimizin asıl amacı, tanıyanlar bilir, genel başkanımızı da tanıyanlar bilir, Osman Pamukoğlu Paşa'yı. Yani herkes şerefli, dürüst, Mustafa Kemal'in askerleri olarak bu memlekette şu anda en çok ihtiyacı olan, yani bu memlekette şu anda gerçekten en çok ihtiyacı olan dürüst politikacıları bu işe lanse etmeye çalışıyoruz, yerlerine tutturmaya çalışıyoruz. Burhan Bey'le ilgili tekrar ediyorum, yani biz bu konuda polemiğe girmiyoruz. Şöyle de böyle de demek bize yakışmaz. Herhangi bir şahsi sorunu olan bunu hukukla arayacak. Biz şu ana kadarki şeylerinden dolayı teşekkür ediyoruz hizmetlerine. Teşekkür ederiz. Kendisi yargı yönetim hakkını aradığını ve kendisinin aleyhinde olduğuna rağmen 16 bin lirasını alamadığını iddia etti. Şimdi şahsı tanımıyoruz. Yani işin doğrusu. Biz yeni bir yönetimiz. Yani bir de şu, yani bir yargılama şeyimiz de yok. Yani bu şöyle de böyle diyemeyiz. Yani. Bu konuda şu anda her şey muallakta. Bu Burhan Bey'in kendisinin şahsi özel hayatı, bu konuyla ilgili özel işi, bu konuyla ilgili bizim yorum yapmamız çok uygun düşmez. Kendisi de zaten hem parti adına hem de kendisi adına bu seçim sürecinde partiye ve il yönetimine zarar vermemek adına kendisi de istifa edip ayrılmıştır. Arkadaşlar söyleyeyim. Hep bu gördüğü ince düşüncesinden dolayı biz kendisine bugüne kadar emeği olmuştur. Çok teşekkür ederiz. Diğer konularla ilgili tamamen bu kendi aralarındaki olan problem. Bunu aslında o gazetelere çıkan arkadaşımızın da hani açıkça söylemek gerekirse siyasetin cilveleri, ben daha önceden siyasette bulunmadım ama son dönemlerde çok içinde bulunduğum için fark ediyorum. Hani bu da bunu fırsat bilerek, çok hoş bir şey de değil açıkça bunu yapması. Maalesef biz de bunu görüyoruz. Bu tarz yaklaşımlar hoş değil ama Burhan Bey de kendisi de parti adına, il teşkilatı adına, zarar vermemek adına istifa etmiş, ayrılmıştır. Kendisinin bugüne kadar yapmış olduğu, sahip çıkmış olduğu her şeyden dolayı biz teşekkür ederiz. Yeni bir oluşum ve yeni bir yönetim vardır. Bu saatten sonra biz önümüzdeki çalışmaları alacağız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.